yorumu konuğumuz gazeteci İrfan Cüre. Değerli izleyiciler, Almanya'yla ilgili konuşacağız. Birincisi, Almanya'daki siyasi duruma şöyle hızlıca bir göz atacağız tabii. Ne oluyor, ne bitiyor orada. Biliyorsunuz Merkel biraz kendini sağlama almak için Türkiye ile giriştiği bu mülteci anlaşmasından kazançla çıkmayı planlıyor. Ama içeride bunun tam aksi söylemler var, muhalefet var, biraz daha ciddi bir muhalefet var. İrfan Cüre bunu da yorumlayacak bize. İrfan Cüre, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın, günaydın Rojbaş. Bugün Yeni Özgür Politika'dan Ferda Çetin'in yazısını paylaştık. Merkel Erdoğan aşkı ne zaman bitecek diye Almanya göndermeli bir soru bu. Önemli de bir sorunun altını çiziyor. İki örnek, aslında üç örnek vermiş Ferda Çetin. Birincisi, Kürt siyasetçilerin, bilinenlerin isimlerini yazmış. Tutuklananlar var. Yine ATİK üyesi, Avrupa Türkiye'li İşçiler Konfederasyonu üye ve yöneticileri, galiba onlar geçen sene bir baskın olmuştu. Gözaltına alınmışlardı. Sonra tutuklandılar. Onların davasından bahsediyor Ferda Çetin. Ve örnek, karşı örnek olarak da Erdoğan'ın eski başdanışmanı Taha Muhammed Gergerlioğlu, istihbari çalışmalar yürüten, yanında iki kişi daha. Onlar tutuklandılar ama bu dava böyle sessiz sedasız görüldü. Sonra tahliye oldular. Dosya kapandı. Bula bula. Şimdi bu anlamda Almanya'da hakikaten Ferda Çetin'in altını çizdiği gibi Kürt siyasetçiler ve Türkiye'li sosyalistlere dönük bir baskı, yani dozunu arttırmış bir baskı var. Evet, haberler onu gösteriyor. Biraz buraya dair gelişmeler nelerdir, neler yaşanıyor, senden alalım. Ya da kendi işlerinde eleştiriyorlar mı acaba bunu? Şimdi şöyle diyeyim, benim sesim yankı yapıyor, onu keserseniz iyi olur. Bana geliyor. Şimdi Ferda Çetin'in sorduğu soruyla başlayalım. Yani bu Merkel-Erdoğan aşkı ne zaman bitecek? Bence Merkel'le Erdoğan aşkı bitebilir ama esas olan onun arkasındaki şu andaki mevcut Almanya devletiyle Türkiye arasındaki aşk ne zaman bitecek diye sormak gerekiyor herhalde. Biraz daha ilerletip. Çünkü nihayetinde Merkel bugünkü yöneticisi bu devletin. Almanya ile Türkiye arasında çok tarihin derinliklerine uzanan zaten bir ilişki var ama esas olarak da NATO bağlamında iç içe geçmiş iki ülke bunlar. Her ne kadar zaman zaman sorunları olsa da. Burada Ferda Çetin yazısında anlattığı ve gerçekten de Türkiye'li sosyalistlerin bir kesimine, en azından Alman devletinin radikal gördüğü kendilerince tasnife göre ve özel olarak da PKK'lilere yönelik ve hatta PKK'li olduklarını düşündükleri Kürt siyasetçilere yönelik tutum Türkiye'nin resmi politikasıyla tam bir uyum içerisinde. Bu konuda özellikle bu hareketlere mensup olduklarını varsaydıkları siyasetçilerin 24 saati izlenmesi, denetim altında tutulması, hatta ciddi bir cezalandırma olmasa bile onların hareket alanlarının bir biçimde çeşitli tedbirlerle engellenmesi, sayısız örnek verilebilir bu konuda. Bence bu politikanın değişebilmesi elbette ki bu NATO konseptinin dışına çıkacak bir gelişmenin olmasına bağlı. Yani Türkiye ile Almanya arasındaki ilişki, NATO üzerinden de giden bir ilişki ve PKK'yı terör örgütü gören bir ilişki. Aynı şekilde PKK veyahut da genel olarak Kürt Özgürlük Hareketi'ni destekleyen sosyalistlerin de o kategoriden değerlendirilip terörist veyahut da terörizmle eğilimi damgası yemiş olması burada devletin resmi görüşü. Yani bu tutum mahkemeleri ne kadar etkiler, o konuda bir tartışma yapılabilir. Ama özellikle bu davalara, yani terörizm davasına bakan 129. maddeye bağlı olarak burada görülen davalarda özellikle Kürt politikacılara karşı şimdiye kadar olumlu bir tutum hiç sergilenmedi diyebiliriz. Sürekli olarak onlar uzun süre gözaltında tutuldular, soruşturmalara takip uğratıldılar. Yine belli yerlerde ikamete zorlandılar. En açık örneklerden birisi işte Muzaffer Ayatay'ıydı biliyorsunuz. Uzun süre her gün kaldığı semtin karakoluna gidip imza vermek zorunda kaldı. Yani bütün bu uygulamalar Türkiye ile paralel ve uyumlu gidiyor. Bu konuda burada Almanya kamuoyunda, yani basınında ve kamuoyunda büyük bir duyarlılık var mı? Ya da büyük çok ciddi bir duyarlılık var mı sorusu sorduğumuz zaman buna maalesef olumlu cevap veremeyiz. Çünkü
Bu konudaki duyarlılık esas olarak Kürt Özgürlük Hareketi ile yakın temas içerisinde olan veya yakın duran sol partilerden, sol gruplardan gelen bir yakınlık var. Onların basınında, onların bulunduğu çevrelerde bu mesele gündeme geliyor. Ama büyük basında, esas yaygın medyada bu konu güncelleştirilmiyor. Kaldı ki Türk Devleti'nin ajanlarına karşı açılan dava bile, yani kısa bir süre için Der Spiegel gibi, Welt gibi bir yaygın medyada yer aldı. Ama bir süre sonra da o işte bir biçimde kapı arkasında anlaşmayla kapatıldı gitti. Fakat şunu söylemek mümkün. Şimdi Ferdat Çetin tabii bir makale çerçevesinde özetlemeye çalışmış bu durumu ama bizim burada söylenmeyen birkaç noktayı da ben söylemek isterim. Bu yazıdaki görüşlere aynen ben katılıyorum. O da şu, burada Almanya kamuoyunda veyahut da genel olarak Avrupa kamuoyunda bu durumun tersine dönmesini sağlayacak olan yine hem Türkiye ve Kürdistan'daki mücadelenin seyri hem de buralarda yaşayan Türkiye'li ve Kürdistanlı devrimcilerin genel olarak buradaki demokrat ve sol çevrelerle kurdukları ilişkilerdir. Çünkü ancak bu ikisi yan yana geldiği zaman, bu ikisinin birlikte hareketiyle Almanya'da veyahut Avrupa'da kamuoyu oluşturmak, etkilemek mümkündür. Yani bunu, bu noktayı hiç unutmamak gerekiyor. Neden? Çünkü biz sadece kendi derdimiz olduğu zaman, sesimiz çıktığı zaman, sadece bunun için isyan ettiğimiz zaman burada fazla yankı bulmuyor. Oysa ki ortak eylemler, ortak davalar için, ortak talepler için mücadele burada çok daha fazla etki olacaktır. Sizin haberlerde bugün verdiğiniz bir, yani söylediğiniz zaten bugün aslında sığınmacılarla veya mültecilerle dayanışma günü, onları anma günü, uluslararası bir gün olarak tespit edilmiş vaziyette. Mesela dün ve evvelsi gün, özellikle dün Almanya'nın belli başlı Hamburg, Berlin, Münih, Leipzig gibi kentlerinde on binlerce insanın katıldığı ırkçılığa karşı, yabancı düşmanlığına karşı, faşizme karşı el ele gösterisi, mitingi yapıldı. Dün yapıldı bu. Katılım oldukça büyüktü. Çağrı yapanlar sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıydı. Hatta aralarında bu çağrı yapanlar arasında İslami Şeriat Merkezi Müslümanların Merkez Konseyi adlı örgüt de var. Yani aslında bütün Müslüman camilerini temsil eden bir durum. Ama tabii katılıma baktığınız zaman katılım gerçekten Spiegel dergisinin yazdığı başlığa uygun. Yani Almanlar protesto etti diyor. Yani Almanlar el ele ırkçılığa karşı miting yapıyor. Oysa ki bunun altında imza atan çok sayıda kuruluş var. Buraya katılması gereken çok sayıda göçmen, bizzat göçmenin yaşamış, mülteciliği hala yaşayan insanlar var. Dolayısıyla burada örneğin dünkü eylemde bütün Almanya'nın Almanya'daki katılımı izleme şansım olmadı ama dün Hamburg'da ben de katıldığım bu eylemde bunları görmek mümkün. Ya binlerce insan arasında seçemezsin kim nedir diye ama bayrak taşlıkları flamalardan görünüşlerinden hangi uluslara ait oldukları, kimler oldukları 3 aşağı 5 yukarı görülüyor idi. Mesela Suriye'nin bile bayrağı vardı yani dünkü gösteride. Demem şu ki özetle burada Alman devletinin bu politikalarını boşa çıkartacak olan buradaki demokrasi ve sol demokrat ve sol güçlerin daha etkili hale gelebilmesidir ve bunun yolda aslında uluslararası dayanışmayı burada da göstermektir. Yine bununla bağlantılı Almanya'daki son gelişmeyi ifade etmek isterim. O da şu, Merkel'in Türkiye ile yapmış olduğu ama Avrupa Birliği'ni de katarak yapmış olduğu anlaşma içeride aslında oldukça ciddi sorunlara yol açmaya devam ediyor. Ama buna paralel olarak aslında Türkiye kamuoyunda pek fazla ön plana çıkmayan bir konu daha var burada Almanya'da. O da Almanya'nın yine NATO konsepti çerçevesinde Rusya'ya karşı almış olduğu tavır, yani Ukrayna sorunu dolayısıyla almış olduğu tavır Kırım'ın ilhakından sonra. Bu hem koalisyon hükümeti içerisinde yani sosyal demokratlarla, Hristiyan demokratlarla oluşturmuş olduğu hükümet içerisinde hem de kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açtı. Ve nihayet dün, daha doğrusu hafta sonu bu ciddi bir şekilde açığa çıktı, patlak verdi. Sosyal Demokrat Parti Başkanı Gabriel'in ağzından önce, arkasından da dün Dışişleri Bakanı olan Sosyal Demokrat Partili Dışişleri Bakanı Steinmeier'in NATO'yu açıktan eleştirmesiyle ortaya çıktı. O da şu, NATO eleştirisi
NATO'nun Baltık bölgesinde ve Polonya'da şu anda yürütmekte olduğu, yapmakta olduğu manevraların yanlış olduğunu, bunun bu politikanın Rusya ile Avrupa'nın ve Rusya ile Almanya arasındaki ilişkileri gerginleştireceğini, politik çözümden uzaklaştıracağını söyleyen bu iki politikacı bu politikanın yanlış olduğunu ifade ettiler. Oysa ki şimdiye kadar bunu görmüyor değillerdi. Bu politikanın bizzat uygulayıcıları zaten kendilerinin de içinde yer aldıkları, sorumluluğu taşıdıkları bu hükümet, yani kendilerinin ortak olduğu bir hükümetti. Şimdi böyle bir çıkış yapmaların arkasında ne var diye biz sormadan önce zaten Almanya'daki basın bunu hemen sordu ve cevaplarını da bulmaya başladı. O da sosyal demokratların hükümetin sallantılı bir hale gelmiş olmasından dolayı, prestijini kaybediyor olmasından dolayı ve gelecek yıl Almanya'da genel seçimlerin yapılacak olmasından dolayı bu koalisyonu bozmak istediğini, bu koalisyondan bir an önce kurtulup muhtemelen gönüllerindeki kendilerine uydurulmuş bir şekilde sosyal demokratlar, yeşiller ve sol parti oluşacak bir koalisyonu istedikleri şeklinde yorumluyorlar. Hatta bu tutumu büyük bir sadakatsizlik örneği olarak eleştirenler de var, sosyal demokratların bu tutumunu. Dolayısıyla biz şunu söyleyebiliriz. Gelecek sene seçimlerin sonucu ne olur şimdiden söylemek mümkün değil. Daha epeyce bir zaman var. Ancak Merkel uzun süre kalıcı değil. Merkel'in politikası da bu gelişme içerisinde akamete uğrayabilir. Merkel'in de geleceği aslında parlak değil. Bunu belirtelim. Ama bütün bunlara rağmen Almanya'daki hükümet değişiklikleri ne olursa olsun Almanya devletinin Türkiye'li devrimcilere, sosyalistlere ve Kürt politikacılara karşı tutumunda temelde bir değişiklik olmaz. Temelde bir değişiklik ancak biraz önce belirttiğim gibi NATO konseptinin değişmesiyle gündeme gelebilir ki o da çok zor görünüyor kısa vadede. Ancak bunun uygulamasında belirli yumuşamalar veyahut da tersine daha da sert bir biçim almalar söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Fakat tabii ki burada da yine tıpkı Türkiye'de olduğu gibi, tıpkı Kürdistan'da olduğu gibi burada da bu baskılara, bu hukuksuzluklara, bu keyfi tutumlara karşı mücadele etmek gerekiyor. Nitekim bunun mücadelesini verenler burada var. Yani sadece Kürtler ve Türkiye'li devrimciler orada yalnız değillerdi. Türkiye'den gelen, dayanışma için gelenlerin dışında burada da sayıları az da olsa, çok güçlü olmasa da bu mücadeleyi destekleyen, bu dayanışmayı gösteren Almanyalı demokrat ve sosyalistler var. Peki şimdi birazdan hazırladığın dünya basına göz atacağız hızlıca ama Türkiye'nin çok böyle majör olmayan başlıkları var. Hep böyle Erdoğan'la başlıyor, Erdoğan'la bitiyor cümleler. Evet. Almanya medyası dahil olmak üzere bugünlerde çok fazla Erdoğan'ı işliyorlar mı? Mesela Onur Haftası yürüyüşüne engel olmak. Taksim'de Cihangir'de bir barda içki içiliyor. İddiasıyla hani Cihangir kendisi tek başına bir cümle zaten. Buradan ele alıyorlar mı? Buradan yaklaşım var mı? Evet. Aslında ben çok özet vermeye çalıştım bugün ama çok sayıda yazı var. Özellikle bir bu plakçı baskını, iki bu onur yürüyüşünün yasaklanması, üç hem plakçı baskını protesto edenlere karşı polisin şiddet uygulaması, yine dün LGBT bireylerine karşı Taksim'de uygulanan şiddet, plastik mermi kullanılması ve Erdoğan'ın işte biz bu Topçu Kışlası'nı yeniden yapacağız sözleri sadece yer almakta kalmıyor. Bunun Erdoğan'ın aslında şu anda zaten patlama noktasına gelmiş, kaynama noktasına gelmiş olan toplumsal ilişkileri daha da tırmandırmak istediğini ve böylelikle, onu söylerken de şunu söylüyorum, böylelikle muhalefete meydan okuyarak, muhalefeti daha da zorlayarak aslında onu tarumar etmek istediğini söylüyorlar. Yani Erdoğan'ın politikasının değişmediğini, değişmeyeceğini, tam tersi daha da sertleştiğini sadece bir, iki değil, hemen hemen bütün gazetelerde var. Yani Erdoğan meydan okuyor, Erdoğan yine tırmandırıyor, Erdoğan işte saldırıyor başlıklarıyla bu veriliyor. Yani Türkiye'deki gidişat hakkında sadece Kürtlere yönelik değil, genel bir İslamcı faşizan uygulama olduğu burada bu yazılarda ve yorumlarda ifade ediliyor.
Peki böyle total olarak şimdi haftaya giriş günümüz ya bugün. Evet. Bugünkü manşetlerden hissedişin nedir? Türkiye'ye dair ne düşünüyor Avrupa, diğer Avrupa ülkeleri, Amerika medyası? Hani böyle sonu görünen bir yolda yürüyor ya da koşuyor gibi mi görüyorlar? Yoksa tabii ki o ticari ilişkiler, diğer silah alışverişleri vesaire bağlayıcı ülkeler arası ilişkilerin dışında bir yerde. Hani insan hakları platformundan nereden bakıyorlar? Yani Türkiye ilişkin basında yer alan esas olarak Erdoğan'la bağlantılı, bugünkü hükümetle ve devlet başkanıyla bağlantılı, bununla sınırlı bir durum. Daha geneline bir ilişkin bir tespit yok. Ancak bu haftanın esas çarpıcı sorunu bence 23 Haziran'daki, yani Perşembe günü yapılacak olan Britanya'daki Avrupa Birliği'ne da kalma veya çıkma oylaması, referandumu. Yani bu haftayı o belirleyecek, çünkü Avrupa'nın temel sorunlarından birisi Britanya buradan çıkarsa bunun sonuçlarının neler olacağını göreceğiz. Peki İrfan Cüre'ye çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İyi günler. Evet, İrfan Cüre ile bu sefer biraz kısa konuştuk ama Cüre'nin hazırlamış olduğu dünya basın özetlerine bir göz atalım. Met gazetenin bir bölümünü şimdilik noktalayalım. Almanya'da yayınlanan Der Spiegel, Feluce'den kaçanlar başlıklı haberde Irak ordusunun Feluce'nin kurtuluşunu kutladığını ama yıkılmış şehirden kaçan on binlerce insanla hükümetin ilgilenmediğini, bu hafta Anbar vilayetinde hava sıcaklığının gölgede 45 derece olmasının beklendiği koşullarda Feluce'den kaçan 30 binden fazla insanın durumunun kritik olduğunu, bu arada Irak ordusunun Musul'u IŞİD'den kurtarmak için saldırı hazırlığı yaptığını yazıyor. Der Spiegel, on binlerce Alman ırkçılığa karşı insan zinciri oluşturdu başlıklı haberde dün Berlin, Münih, Hamburg başta olmak üzere pek çok şehirde on binlerce insanın ırkçılığa karşı el ele sloganıyla insan zinciri oluşturduğunu, eylemin sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu bir eylem birliğince düzenlendiğini yazıyor. Almanya'da yayınlanan Deutsche Bir Safnachrichten, polis eşcinsellerin gösterisini şiddetle dağıttı başlıklı haberde İstanbul'da LGBTİ onur yürüyüşünün yasaklanmasından sonra dün Taksim'de eşcinsel hareketinden 100 kadar insanın gösterisinin polis tarafından gaz ve plastik mermi kullanılarak dağıtıldığını, iki göstericinin tutuklandığını yazıyor. Deutsche Wirtschaft Nachrichten, binlerce İspanyol sınırların açılmasını istedi başlıklı haberde, dün Barcelona'da binlerce insanın sığınmacıların Avrupa'ya alınması için gösteri yaptığını, Akdeniz'e olan sınırın sıkıca kapatılmasına son verilmesini istediklerini yazıyor. Almanya'da yayınlanan Die Welt, Steinmeier'in eşi görülmemiş sadakatsizlik eylemi başlıklı haberde, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in NATO'nun Polonya ve Baltık bölgesinde yaptığı manevrayı eleştirerek açıktan NATO'ya saldırdığını, kendi hükümetinin de desteklediği Batı stratejisinin dinamitlendiğini, bu tavrın arkasında Hristiyan Demokrat Parti ile koalisyonu bozmak ve SPD Yeşiller ve Sol Parti arasında bir koalisyon arayışının yattığını yazıyor. Almanya'da yayınlanan Die Zeit, Roma ilk kez kadın belediye başkanı seçti başlıklı haberde, 5 Yıldız Hareketi'nin adayı 37 yaşındaki avukat Virginia Raggi'nin oyların 3'te 2'sini alarak belediye başkanlığını kazandığını, Başbakan Matteo Renzi'nin partisinin adayının yenilgiyi kabul ettiğini, bu seçimin Renzi'nin orta sol hükümeti için de önemli bir test olduğunu yazıyor. Almanya'da yayınlanan Süddeutsche Zeitung, Erdoğan Gezi Parkı'nı güç denemesi olarak kullanıyor başlıklı haberde, Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi Parkı'na Topçu Kışlası'nın inşa yapılacağını söylediğini, bunun 3 sene önceki Gezi direnişini yapan ve destekleyenlere karşı bir meydan okuma olduğunu, toplumsal ilişkilerin zaten patlama noktasında olduğu bir durumda Erdoğan'ın çatışmayı tırmandırmak istediğini yazıyor. Almanya'da yayınlanan Junge Welt, Erdoğan tırmandırma istiyor başlıklı haberinde İstanbul'da bir plakçıya yapılan saldırı, bunu hafta sonu protesto etmek isteyen 500 kişilik gruba şiddetli polis saldırısı, LGBTİ onur yürüyüşünün yasaklanması, Erdoğan'ın Gezi Parkı'na inşaat yapılacağını açıklaması, bütün bunların Erdoğan'ın muhalefetle çatışma aradığını gösterdiğini yazıyor. Avusturya'da yayınlanan Der Standard, ABD ve Rusya Suriye'de daha iyi koordinasyon istiyor başlıklı haberde, Moskova'dan yapılan açıklamaya göre ABD ve Rusya'nın hangi grupların nerede savaştığını daha iyi görmek için ortak bir harita kullanacaklarını, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun Esad'la görüşmek üzere Şam'a gittiğini yazıyor.
İsviçre'de yayınlanan Özdeutsche Zeitung ön seçim kararı alındı başlıklı haberde Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın şu anda popülerliğini kaybettiğini ama yeniden seçilme umudunu kaybetmediğini ne var ki artık partisinin doğal adayı olmadığını, Sosyalist Parti Ulusal Yönetimi'nin hafta sonu 2017 Cumhurbaşkanlığı seçiminde parti adayını belirlemek için ön seçim yapma kararı aldığını yazıyor. Britanya'da yayınlanan Independent, AB referandumu başlıklı haberde Başbakan David Cameron'ın son televizyon konuşmasında işçi partililere seslenerek kendisini başbakanlıktan uzaklaştırmak çabasında Britanya'nın AB'den çıkması lehinde oy kullanmamalarını, bu veya şu politikacının geleceği ile AB referandumunu birbirine karıştırılmaması istediğini, Avrupa Birliği'nde kalmayı savunan Cameron'ın aksine bir kararın geri dönüşü olmayacağını belirttiğini yazıyor. Britanya'da yayınlanan The Guardian, Türk sınır muhafızları 8 Suriyeli öldürdü başlıklı haberde Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün verdiği bilgiye göre Türk sınır muhafızlarının savaşla perişan olmuş Suriye'den kaçmak isteyen 3 çocuk, 4 kadın ve 1 adamın sınırda vurularak öldürüldüğünü yazıyor. ABD'de yayınlanan Wall Street Journal, Donald Trump Orlando saldırısından sonra eşcinsel hakları şampiyonunu oynuyor başlıklı haberde, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kendisinin eşcinsellerin haklarını Clinton'dan daha fazla ve iyi savunduğunu, Müslümanların ABD'ye göçünü yasaklama kararıyla eşcinsel düşmanı İslamcı aşırıların gelmesini engelleyeceğini ileri sürdüğünü yazıyor. ABD'de yayınlanan New York Times, polis ve öğretmenler arasında çatışma 4 ölü başlıklı haberde, Meksika'da eğitim işçileri ulusal koordinasyonu üyesi öğretmenlerin hükümetin reform tasarısına karşı yolları kesip lastik yakarak yaptıkları protestolar sırasında polisle çatıştıklarını dün Güney Meksika'daki protesto sırasında 4 sendikalı öğretmenin öldürüldüğünü yazıyor.